Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özlüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, bir ricam olacak. Lütfen günde bir kere de olsa, 5-10 dakika da olsa, 10-15 dakika da olsa bir oynatma listesini açın, arka planda açık bırakın ya da bırakın oynasın kendi kendine. Mesela kısa kısa listesi tam bu yüzden sevgili arkadaşlar, YouTube yönetimiyle konuştuğumda şunu söylüyor. Diyor ki senin kısa kısa oynatma listen açıldı mıydı? Shorts videoların izlendi miydi? Abone sayın artıyor. Biz bunu gözlemliyoruz. Sen de bunu takipçilerine gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin diyorlar. O yüzden ben sizden yardım istiyorum. Fenerbahçe'de sorun neredeydi? Yazarlar yorumladı. Şimdi 11. hafta geride kaldı. Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Mehmet Arslan ve Uğur Melekem. Derbinin kaybedeni Fenerbahçe oldu. Samet'in bireysel hataları ön plana çıktı. Ama sizce Sallı Hacıvertler açısından başka aksaklıklar nelerdir? sorusunu yanıtlamışlar. Uğur Meleke. Şimdi normalde arkadaşlar çok önemli bir şey değil ama hızlı hızlı geçmem lazım. Faturayı sadece Samet'e kesmek bence doğru olmaz. Samet Osterwold'e iyi bir ikili değildi. Kesinlikle Onaço'nun bulduğu ilk golde Osterwold'e'nin acemiliğini görmüşsünüzdür. Şimdi ben e, bir şey söyleyeyim mi? Hiç söylemediğim bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'de o sayı Samuel niye sahabe koyun atılıyor? Hızlı. Rakibin hızlı ataklarını durdursun diye. Visca'yı durduramadı o sayı Samuel farkında mısınız? Yani yediğimiz 3 golde de dikkatlice bakın. Yediğimiz 3 golde de o sayı Samuel <laughs> sağ mevkisinde yok farkında mısınız? Hiç bak dikkatinizi hiç çekmemiştir. 3 golde de o sayı Samuel olması gereken yerde değil. Niye? Kadıköy'deyiz ofansif oynarız. Hayır bu derbidir. Derbinin atmosferi farklıdır. Neyse devam edeyim. Ee, ayrıca Fenerbahçe stoperleri zaten daha fazla öne çıkıp ona açıyor. Orta çizgiye kadar taşıyabilirlerdi. Fenerbahçe'nin hücumda da topu çok fazla havaya kaldırdığını gördük. Trabzon 1.90 civarı 2 stoperi. 2 de ön liberosu varken topu yere indirmeli, indirmelilerdi halbuki. Gün Tekin onay Fenerbahçe'de Beka ve Ciku fazla sinan arandı diyor. Samet'in bireysel hataları dışında Fred gibi önemli bir bağlantı oyuncusunun da yokluğu fazlasıyla hissedildi diyor. Ee, hani Mehmet Aslan iki stoperin yokluğu geriden oyma kurma, oyun kurma becerisini yok etti. Bekavacık'ı ile Fenerbahçe takımı takım boyunu kısaltıyor. Pres gücünü arttırıyordu. Bu maçta özellikle bu özelliğini yitirdi. Dahası Samet ve Osterbolde ona açık karşısında fiziksel açıdan da yetersiz kaldı. İki kişi eksik oynadı Fenerbahçe adeta. Orta alanda Fred'in yokluğunda yaratıcılığı ortadan kaldırdı. Zays'ın orta alan yetersizliği İsmail bile fiziksel açıdan bitirdi diyor. Şimdi bunları hocam defalarca duyduk duymak istemiyoruz artık. Fırat Aydınus eksik oyuncuların yerine oynayanların düşük performansı ve bireysel hataları <laughs> madalyonun bir tarafı. Diğer yüzü ise bu asların yokluğunun sahada oynayanların performansını etki etmesidir. Örneğin ortalığında Fred'in olmayışı İsmail'in performansını Beka ve Ciko ikilisinin olmamasına kaynaklı Samet Osterwold e diyor. Niye bunu önünüze koydum biliyor musunuz? Bir de benim olduğum yerden bakın istedim. Nasıl benim olduğum yerden? <laughs> Şimdi çok basit bir soru soracağım. Çok çok basit bir soru soracağım. Sameta e kaydını derbide aldım. Attım çöpe. Hiç oyuna dahil etmedim. Bekao'ya aldım. Sameta e kaydını yerine koydum. Osterwolde'yi toparlar mıydı? Topal. İlk golde %1 milyar eminim. Şişirirdi. O top bize dönmezdi. İkinci golde forveti öyle bezdirirdi ki o top o forvete gelmezdi. Arkadan gelene gelmezdi. Üçüncü golde o hatayı yapmaz. Topu zaten uzaklaştırırdı. Yani Fenerbahçe bir kere kafadan en az iki tane gol yemezdi. E Fenerbahçe bir şekilde gol bulur muydu? İşte burası da nereye bağlı biliyor musunuz? Ciku'ya bağlı. Ciku çok iyi uzun top attığı için yani Fenerbahçe'yi bir demire pozisyona sokabilecek bir yetenek. İşte Osterwold da bunu beceremedi. Samet bunu beceremedi. Artı bireysel hatalar. Ben şunu söyleyeyim. Samet'e dair hani Adana Demirspor maçında oynarsa Hani Trabzonlu Trabzonspor maçında büyük eleştiri aldı. Adana Demirspor maçında oynar. Fenerbahçe o maçı kaybederse artık Samet Akaydın'ı Fenerbahçe taraftarı hain ilan eder. Ben açık söyleyeyim. O işte Trabzon'a Trabzon bilerek hata yaptı derler. Adana Demirspor'da oynadı oraya hata yaptı derler. İsmail Kartal'ın işi zor. İnşallah Ciku güne kadar iyileşir. Peki Ciku'nun son durumu nedir? Ciku'nun son durumu belli oldu. Sevgili arkadaşlar Ciku ve Fred'de aslında bakarsanız gelişmeler var. Alexander Cikru'nun Adana Demirspor maçına yetiştirilebilmesi için seferberlik ilan edilmişti. Bunu hepiniz zaten biliyorsunuz. Ve durum netleşti. Ludogorets maçında sakatlandı. 3-4 hafta sakatlık yaşayacak denedi. Stoper krizi boy gösterince kritik maç öncesinde durumu belli oldu. Ancak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek deniliyor. Ee, şimdi haberin bir dayanağı yok arkadaşlar. Ben size şöyle söyleyeyim. Non deplase bir kırık var. Yani kırık yayılmamış. Yani kırık yayılmadığı için iyileşmesi normal. Anlatabiliyor muyum? İyileşmesi normal. O yüzden çıkabilir. Açık söyleyeyim, çıkabilir. Çıkmayabilir. Oynayabilir, oynamayabilir. Ancak ben size işaret ediyorum. Cuma günü idmana dikkatlice bakın. Maç pazar günü. Muhtemelen Fenerbahçe cumartesi günde sabah idmanını yapıp Adana'ya uçacaktır. Maç pazar günü, cuma günü ya da cumartesi günkü idmana bakacağız. Zaten bunu ben duyum olarak vermeme gerek yok. Hep birlikte izleyeceğiz. Fred için de son karar İsmail Kartal'ın haberi var. Bir kere şunu söyleyeyim. Kırık, Ciku'nun kırık iyileşti. Cuma idmana çıkabilir. Şans verilirse oynayabilir. Çok açık ve net söylüyorum. İstediğin spor yazarı görüş değiştirsin, fikir değiştirsin. Bilmiyorum bu video muhtemelen çarşambanın ikinci videosu olacak. Bir video daha gelmesi gündemde yani 3 video olması lazım bugün. Çünkü bilgilerimi topladım. Ancak şunu söyleyeyim. Fred için aynı şeyi söylemeyeceğim. Şimdi Fred Adana Demirspor maçına yetişmesi için sağlık ekibi e, seferber oldu. İsmail Kartal karar verecek. Niye? Eee durum malum ama Fred'inki her geçen gün takip ediyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Süper Lig UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 13 maç gol atmasa da 4 asisti varmış Fred'in. Ama sorsanız hiç asisti yok derim. Arkadaşlar Fred'le ilgili şunu belirteyim. Fred Cikuya göre daha oynayabilir durumda. Yani Cikuya göre oynayabilir durumda. Fakat ama lakin işte iş burada karışıyor. Niye karışıyor onu da söyleyeyim. Eee Cikuya göre oynayabilir durumda. Ancak sakatlığı tekrar yükselebilir. Yani risk altında. Öyle söyleyeyim size. Çok ciddi risk altında. Ve bu yüzden de e, yani İsmail Kartal'ın kararı önemli. Bugün itibariyle İsmail Kartal "Mecbur oynatacağım." diyor. Zayistan yeterli verim alamadım." diyor. Ben size başka komik bir şey söyleyeyim. Crespo, Fred, Şimask orta sahasını düşünüyor. Ancak Fred'in şu performansı maalesef yerlerde. Crespo Zayt oynatacak olsa o da yerlerde. Bartu Elmas Crespo Şimanski oynatacak olsa ki ben bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Adana Demirspor e, güçlü bir takım. Ben olsam, ben olsam Mustafa Hoca olarak ben olsam Bartu, Crespo, Şimanski çıkarım. Eğer Fred'in sakatlık müsait değilse. Bakın arkadaşlar. Büyük teknik adam böyle olunur. Trabzonspor maçında Yusuf Akçiçi'ye oynatamazdı. Hiç kimse oynatmazdı. Hiç kimse bunun altına girmezdi. Yusuf Akçiçi'ye 5-10 dakika izlemiş olsanız şimdi oturduğunuz yerden konuşuyorsunuz. Ya şöyle böyle falan filan. Oturduğun yerden konuşmak kolay. Ama bir de işin gerçeği var. Yani işin bir de gerçeği var. Neyse. İrfancan Kahveci'nin durumu belli oldu. Arkadaşlar İrfancan Kahveci için uzatmayacağım lafı. Trabzonspor maçında sakatlandı, oyundan çıktı ama İrfancan Kahveci'de herhangi bir sıkıntı yok. Ee, onu belirteyim. Sağlık taramaları sonrasında belli oldu. İrfancan Kahveci'nin durumu e, herhangi bir sıkıntı yok. Yani görev verilmesi halinde forma giyebilecek. İrfancan Eğirbayat görev bekliyor bir diğer İrfancan. Ee, şimdi Livakovic'in Yediği goller açık söyleyeyim arkadaşlar. 6 ay olsa o da aynı golleri yer. Hani arada bir fark var mı? Ben bir fark göremedim açıkçası. Ha. Pendik maçında skor e, Fenerbahçe lehineyken Pendik'in bir hata vardı. Livakovic kurtardı maçı çevirdi. Trabzonspor maçında ilk golü aynen bir tarafıyla çıkartsaydı o Onan kafa vuruşunu bence maçı çevirebilirdik. Bence çevirebilirdik. O 2. 3. gol pozisyonunu zaten vermezdik. Ama şu bir gerçek. istediğiniz kadar şey yapın. Hakemler öyle bilenmiş ki, öyle profesyonel gelmiş ki, sanki Fenerbahçe'yi kolluyor imajını verdirdiler. Bundan kim fayda sağladı? Şimdi sosyal medyaya bakın arkadaşlar, herkes aynı şeyi söylüyor. Ya siz öyle diyorsunuz ama hakem Fener'i kolladı diyorlar. Hakemin Fenerbahçe'yi kolladığına inanan kişiye yani elimde sattık köprü var, onu da veririm. Yani hepsini de veririm yani hiç sıkıntı değil. Köprü onların olsun. Ya kendinizi kandırıyorsunuz. Ortadaki sistem çok profesyonel bir sistem. Yakalanmamak için çok aşırı profesyonel bir sistem. Ama e, gel gör ki biz anlatıyoruz, biz dinliyoruz. Başına gelmeyen bilemez. Yarın bir gün başına geldiğinde de ağlayıp zırlayacak millet ama yani ama işte. Tamam. Şimdi İrfan Can Bayat açıkçası konferans liginde artık e, şans bekliyor. Livakovic'in son haftalarda beklenen seviyede olmaması. Perşembe günleri eldiveni İrfan Can'a getirebilir. 25 yaşında görev verilmesi halinde oynayabilir. Ancak Adana Demirspor deplasmanında İsmail'in cezası Serdar Aziz'in sakat, Samet'in formsuz olması nedeniyle 3 yerliden biri olma ihtimali de var. Arkadaşlar Adana Demirspor maçı için ben kadro şudur budur diyemem. Böyle bir şeye sahip değilim. Ancak Rudogoresk için de aynısını diyemem. Yani onun için de aynısını diyemem. Ee, İrfancan Adana Demirspor maçında bence mantıklı ya. Ama şu var bak. Fenerbahçe taraftarı Livakovic'i istedi. İstenilen Livakovic ile şu an performans gösteren Livakovic'in farkı da kaleci antrenöründe saktı. Bence kaleci antrenörünü dikkatlice inceleyin. Ben şunu söyleyeyim açıkçası. Ben Fenerbahçe'nin sağlık ekibi ve kaleci antrenörlerini yıllardır beğenmiyorum. Hain olarak görüyorum. Hiç beğenmiyorum. Hain olarak görüyorum. Bir kez daha Beğenmiyorum. Bir kez daha hain olarak görüyorum. Ya arkadaş Galatasaray'da o sakatlanıyor. Adam oynuyor. Ha Belki de e, bir dümen çeviriyorlardır. Bak işte şöyle yaptı böyle yaptı. Hani iğnelerle oynuyor falan filan. Nasıl bir iğneyse. Bunu Fenerbahçe futbolcusu bu iğnelerle oynasa e, herhalde şike yapıyor derler. İşte doping var falan derler. Nasıl bir iğneyse artık. Ben bilemem onu. Ama kardeşim rakibin sakatlık konusunda bu kadar iyiyken sen bu kadar kötüysen bir sene olur, iki sene olur. Ha hepsine de biz şunu diyoruz ya işte ee, şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar işte hakemler Fenerbahçe'ye sertliğe müsaade ediyorlar falan filan diyoruz da bu kendi çapımızda diyoruz. Belki de bizim gözlem dediğimiz öyledir. Yani böyle bir şey yoktur. Biz bilemeyiz. Ben bir şey diyemem. Son haberimizde Fenerbahçe'de Cengiz Ünder takımla birlikte çalıştı diyor. Şimdi Fenerbahçe'de Cengiz sakatlığını atlattı. Takımla birlikte de çalışmalara başladı. Antalya Spor maçında sakatlandığı sol arka adresinde 2. derece yırtık tespit edildi. Sakatlığını atlatıp Hatay Spor maçında 3, Ludogorets maçında 1 dakika görev aldı. Arkadaşlar bu e, bu kadar az oynatılmasının sebebi ben normalde hani ayağını denk al. Kendine dikkat et. Hani artık bir şeyler yap. E, diyedir diye düşünüyordum ama ondan değilmiş. Sakatlığını tekrar tekrar denemiş arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani oynamama sebebi buymuş, anladınız mı? Ve şimdi herkes e, Ludogorets maçında yok, dinlenecek diyor. Ben de tam aksini düşünüyorum. Ben Ludogorets maçında kadroya yazdım 21 kişilik kadroya. İlk 11'de oynatıp oynatmamak İsmail Kartal'a kalmış. Şimdi Pendik e, Spor Trabzonspor maçında forma giyemedi. Konferansteki kadrosunda yer alacak. Bu sezon 6 maça çıktı 139 dakika bir asist. Açık söyleyeyim bu bu şekilde gitmemesi lazım. Eğer bu bu şekilde giderse hani ee, ne derler ona şemsiye açılmaz mı derler. Yani ya ben şunu söyleyeyim açık ve net herkese de hodri meydan diyorum. Çünkü bütün duyumcular oynayamaz diyor. Cengiz Ünder hazır oynayabilir ve ben ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Ciku'nun kemik kaynadı, ağrılar var, geçmesi bekleniliyor. Yani videonun özeti olarak onu söyleyeyim. Fred'in e, herhangi bir ağrısı yok. Sakatlık atlatıldı gibi. Adana Demirspor maçında riske edilir mi? Milli arada iyice iyileşsin, sonrası mı denilir? Ben bir şey diyemem. İrfancan Kahveci de oynayabilir. Yani özet olarak 4 futbolcunun 4'ü de Cengiz Ünder'de, Ciku'da, Fred'de, İrfancan'da. Ee, istesek oynatabiliriz ama bu maçta riski almayız. Adana Demirspor maçında 4 futbolcunun 4'ü de hani Cengiz ve İrfancan Ludogorets maçında herhangi bir sakatlık falan yaşamazlarsa oynayabilirler. İrfancan Eğri Bayat da oynayabilir. 5. Ben bu bilgileri de şimdiden vereyim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Kazanan 11 çıksın. Oynayalım, kazanalım. Gerisi mühim değil. Kim oynamış, kim oynamamış. Ben hatırlarsanız size şöyle bir şey söylemiştim. Ee, Trabzonspor, e, Ludogorets Ludogoresk ve Adana Demirspor maçlarında biri bana dese ki arkadaş maç sahaya hiç çıkmayın. Trabzon'u 1-0 yendin ya da beraber 0-0. E Adana Demirspor'u 1-0 yendin. Ludo Goreska 0-0 kaldı dese ben kabul ederdim dedim. Çünkü bu sakatlar iyileşmiş olur. Milli araya girersin, rahatlarsın diye. Hakkımızda hayırlısı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Siz bak oynatma listesini şu an bakıyorum. Oynatma listesini çok oynatan arkadaş var. Siz bu videoyu izleyene kadar burası çok ciddi değişebilir. Yani 61.000'i geçtim. 62.000 bile olabilir. Sizden destek bekliyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.